Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş. Sertleşme bozukluğunda yeni bir umut olan, özellikle hiç sertleşemeyen, bütün tedavileri almasına rağmen sertleşme bozukluğu olan ve protez uygulanması gereken hastalarda yeni bir umudumuz var artık. Burada isimleri biraz farklı, işte stromal vasküler fraksiyon tedavisi diyenler var, yağ dokusu kaynaklı yenileyici hücre tedavisi diyenler var. Ya da halk arasında bilinen genel adıyla kök hücre tedavisi. Genel bir isim, belki çok doğru değil ama böyle de anılabiliyor. Ben daha çok yağ dokusu kaynaklı yenileyici hücre tedavisi demeyi tercih ediyorum. Çünkü gerçekten bu tanım oldukça çok uygun. Nasıl uyguluyoruz bu tedaviyi? Bu tedaviyi şöyle uyguluyoruz. Kişilerden bir liposuction yöntemiyle karın bölgesinden ya da erkeklerde yan taraftan yağ dokusu elde ediyoruz. Yaklaşık 50 cc ya da 100 cc kadar bir yağ dokusu alıyoruz. Bu işlem yaklaşık yarım saat kadar sürüyor. Genelde anestezi uygulamıyoruz ama bazı hastalarda hafif bir sedasyon, hafif bir anestezi yapmak zorunda kalabiliyoruz. Daha sonra bu aldığımız 50 ila 100 cc hastaya uygulayacağımız duruma göre değişiyor tabii. Aldığımız örneği ya da yağ dokusunu yaklaşık 2 saat süren bir prosedür ve işlemden geçiriyoruz. Ve sonuçta bir takım hücreler elde ediyoruz. Bu hücreler bizim için oldukça önemli hücreler. Örneğin endoteliyal prekürsör sel dediğimiz hücreler aslında damarların oluşmasına öncülük eden hücreler. Yine makrofajlar dediğimiz immün yanıtı, yani bağışıklık sistemi organize eden hücreler. Yine düz kas hücreleri, ki peniste bol miktarda düz kaslarımız var biliyorsunuz. Ve en önemlisi de yağ dokusunda bulunan ve farklılaşabilen kök hücreler. Bunları elde ediyoruz ve bunları penisin içerisine, yani yaklaşık 50 cc bir yağ dokusu aldığımız zaman, enzimatik reaksiyondan geçirdiğimiz zaman 5 cc kadar, çok az miktarda, %10 kadar bu hücreleri içeren bir sıvı elde ediyoruz ve bunları penisin içerisine, bir sağ tarafına bir de sol tarafına, bu sertleşen yerlerin olduğu yere enjekte ediyoruz. Peki bu hücreler penisin içerisinde ne yapıyor? Aslında en önemli yaptığı şey anjiyogenezis. Yani ne demektir? Yeni damar oluşumuna neden oluyor. Biliyorsunuz bunu şok dalga tedavisinde de anlatmıştık. PRP tedavisinde de anlatmıştık. Ne kadar çok kan, o kadar çok sertleşme demektir. İlk önce bunu yapıyor. Buradaki kök hücreler farklılaşarak, hücre farklılaşmasından dolayı bu bölgedeki penisin içerisinde yeni hücrelerin oluşumuna neden oluyor. İmmün modülasyon dediğimiz, yani inflamasyon, enflamasyon ya da bağış sistemi yönetilmesine neden oluyor. Tabii şunun tam Türkçe karşılığı yok ama bunu şöyle anlatayım. Yani penisin içerisindeki hücreleri yeniden oluşturuyor. Yeni bir iskelet sistemi ya da yeni bir yenileyici bir durum oluşturuyor bu hücreler. Ve sonuçta da penis dokusunda bir rejenerasyon dediğimiz yenilenme gerçekleşiyor. Bu şu anda tek doz uygulanıyor. Bütün çalışmalarda böyle, sadece tek doz uygulanıyor. Etkisini ne zaman görüyoruz? 6. ayın sonunda ya da 9. ayda, hatta 1 yıla kadar uzadığı da bilinebiliyor. Ben burada şunu söylüyorum, işte anne karnında bebeğin oluşması 9 ay 10 gün sürüyor. Burada da yeni dokuların oluşması, peniste yeni hücrelerin oluşması, etki etmesinin en az etkisi 6 ay sonra. 6 ay sonra çalışmalarda da olduğu gibi biz bu sonuçları görebiliyoruz. Uygulanma şekli bu şekilde. Tek doz uygulanıyor söylediğim gibi. Şimdi bununla ilgili en önemli çalışmamız Martha Christie'nin Odense Üniversitesi'nde, Danimarka'da yaptığı çalışma. Bizim için gerçekten çok yol aydınlatıcı bir çalışma. Burada özellikle prostat kanseri sonrasında hiçbir tedaviye cevap vermeyen, hiçbir şekilde sertleşmesi olmayan hastalara tek doz bu tedaviyi yaptılar. Yani yağ dokusundan hücreleri aldılar ve penisin içerisine enjekte ettiler. 6. ayın sonunda 17 hastanın 8'i ilişkiye girebildi. Bakın, sertleşme oldu demiyorum. 8'i ilişkiye girebildi. Bu çok önemli. Çünkü tedavinin etkisi, yani sadece sertleşme olması bir şey ifade etmez. Aynı zamanda ilişkiye de girebilmek lazım.
Bu 8 hastanın 3'ü hiçbir destek almadan. Düşünün ki bir hasta grubu var, hiçbir artık protez yapacağım size diyorsunuz. Daha sonra bu tedavi uygulanıyor ve hiçbir destek almadan 3 kişi ilişkiye girebilmiş. 2 kişi ilaç desteği almış, 2 hasta iğne desteği almış, 1 hasta da basit bir şekilde penis halkası desteği alarak ilişkiye girmiş. Tabii bu çalışmanın çok ayrıntıları var, onları burada size bahsetmek istemiyorum. Çok özellikle bir çalışma. Bu hastaların da bir takım özellikleri var. Ama sonuçta ortada 17 hastanın 8'inde sertleşme olup ilişkiye girmişler. Daha birçok çalışma var burada anlattığım gibi. Yani ilk zaten bu çalışmayı yapan Bach ve arkadaşları Kore'den 2010 yılında yapmışlardı. Tabii onlar yağ dokusunu değil de plasental, yani annenin çocuğun plasentasının anneyle olan bağındaki hücreleri kullanmışlardı. Ama sonuçta şurada gördüğümüz bütün hastaların en büyük özelliği hiçbir tedaviye cevap vermemişler. Yani iğne tedavisi olmuşlar, ilaç tedavisi olmuşlar, şok dalga tedavisi olmuşlar vesaire vesaire. Bütün tedaviler olmuşlar ama hiçbirine yanıt vermemişler. Gördüğümüz gibi burada 7'de 2, 3'te 8, 18'de 7, hatta şurada 12'de 10 gibi, yani çok ciddi başarı oranları var. Bu çalışmalarda bizim yolumuzu çok aydınlatan çalışmalar ve ciddi çalışmalar. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Ciddi sertleşme bozukluğu olan hastalarda ya da sertleşmesi olmayıp hiçbir tedaviden fayda görmemiş, özellikle şeker hastalarında, peroni hastalarında, prostat kanseri ameliyatı olmuş ve sonrasında sertleşmesi olmayan hastalarda protez öncesi gerçekten yeni bir umut. Bizim için de heyecan verici, yeni bir tedavi modalitesi, hepimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür ederim.